Merhaba sevgili Sporum Trak izleyicileri. Sporum Trak'ta Petrolojisi Sosyallik programında 2 haftalık aradan sonra tekrar buradayız. Evet, biraz geçiştiremiyoruz çünkü 3 günde bir maç oluyor. Takım kurmakta bir zorluk çekiyoruz. Yayın yapmak iyice zor oldu. O yüzden biraz geciktik, kusura bakmayın. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Burada olmadığımız haftada Emre geçen hafta 127 puanla 2 puanla ilk gözü kaçırdı. Size gösteremedik ama keşke faydalansaydınız. Nasıl olsa gösteremedik yani. Biraz daha rakımı arttırabilirdim aslında. Olsun olsun. Kaptan seçimini doğru yapsam ilk yüze giriyormuşsun yani. Evet, hatta çok daha ön sıralara yani ilk 15-20'lere girebilirdim. Ya da Galatasaray'dan Arda yerine Babel'i seçseydi. Yani Arda yerine Babel deyip Tiam olsa belki birinci bile olabilirdim. Bilmiyorum, bakmadım. Arda yerine Babel'in olmama sebebi param yetmedi. Yani biraz bu izle bütçe kazan kısmında biraz hani rahatlama oldu herhalde. Toplamadık. Para sıkıntısı yaşadım. Bir de Tiam Samat'la arasına çok gitmiştim. Samat'la seçtik kaptan. Hani bir gün patlar hayaliyle. Patlamadı. Olmadı yani. Ama genelde başarılıydı yani. Attı da oyuncu... golü de attı aslında da yani. Ama Tiam... Patlamadayken böyle bir hat-trick beklentisi var. Abi Tiam orta savunucu olarak geçiyor. Onu koymak çok mantıklı. Yani ben inatla kaptanı Pelkas yaptım bu haftada ama Tiam yapmadım. Peki hemen şeye geçelim isterseniz. Kadro paylaşımına geçelim. Zamanımız az çünkü. Eşte budur. Evet. Ben bu seneki en pahalı takımımı kurdum şu anda. Evet, bütçen sıfır. Ki hala video izleyerek daha da arttırabilirim bütçemi. O imkan da var. Geçen hafta bu Ahtapot Pol müydü yarışma? Onda iyi bir tahmin şeyi geçirdim. Bir de bu takımınızı seçip tribün oluşturuyorsunuz ya. Orada senede bir defa takımınızı değiştirme hakkınız var. Ben Kasımpaşa'yı seçmiştim takım olarak değiştirip. Kasımpaşa grubu ikinci oluyor genelde. Oradan da ekstra bütçe alıyorum şu anda. Tavsiye ederim, bütçem yetersiz diyorsanız. Sadece bir kereye mahsus takımınızı değiştirebiliyorsunuz oradan. Kaleme Mustera'yı aldım. Yani ben Sumudika gittikten sonraki süreç, hatta gitme ilk gidecek gibi olduğu o yönetimle sorunların başladığından beri Gaziantep'in futbolunda bir gerileme görüyorum. Artı Mustera, yani bu ligin kaledeki en büyük güvencesi. Geldiğinden beri takım da gerçekten bir güvenle oynuyor ki Galatasaray zaten az gol yiyen bir takım. Bu maçın da öyle Galatasaray için aynı Malatya deplasmanı gibi zor geçeceğini düşünüyorum. Yani kazanırsa da zoraki böyle 1-0 falan gibi kazanacaktır diye düşünerek kaleye Mustera'yı aldım. Aynı zamanda Donk ve Markao ikilisini de stopere, Galatasaray'ın defans ikilisini de aynı şekilde aldım. Yedek kalecim Ramazan, Kasımpaşa'ya ben güveniyorum Kayseri karşısında. Yine gol yemeden bir maç geçireceklerdir. Bir toparlama şeyi gösteriyor Kasımpaşa'da. Sadece burada Ramazan'la Ertuğrul arasında hangisinin oynayacağı konusunda bir şey oldum ama sanırım Ramazan alacak kaleyi bu hafta. Defans yedeği olarak da Haddadi'yi aldım. Onun da cezası bitti bu hafta itibariyle. Onun dışında Caner'i zaten, yani Caner'i Fenerbahçe gol yemez diye almadım. Caner'in Fenerbahçe hücumundaki rolünden dolayı aldım. Kendi evinde oynayacak Fenerbahçe. Rize ile oynayacak. Hani Sumudika, evet hoca değişti, bir etki yapar mı yapmaz mı olayı var ama ben şey olacağını düşünmüyorum. Hani Fenerbahçe'ye gelip de deplasmanda diş geçireceğini düşünmüyorum. Şu dakikadan sonra Rize yine kendi evindeki maçları hedef koyup deplasmanda da Fenerbahçe gibi olmayan daha uygun deplasmanlarda kazanmayı kovalayacaktır diye düşünüyorum. Sumudika Fenerbahçe'yi seviyor ama direkt üstüne gidecektir. Bir çözüm bulmaya çalışacaktır. Ya işte üstüne giderse daha iyi çünkü kaptanım Samat'ta. Defansa çekilmesinler zaten. Yok ya, yani çözüm üstüne... bulmaya çalışacaktım. Aynen. Üstüne gitsin, bol bol cesur oynasın Sumudika. Seviyoruz onun bu cesur oyununu. Onun dışında orta sahama baktığımızda da Halil zaten geçen hafta mıydı ya? 3 günde bir maç olunca kafa karıştı. Derya geçen hafta mı almıştık Halil'i kadroya?
Evet. Yok, evet, haftalık. Yok değil. Değil. Beşiktaş'la oynadı bu hafta ya. Pardon. Bir önceki hafta Halil haftanın en çok puan getiren oyuncusuydu 20 puanla. Beşiktaş benim de kadromdaydı o zaman. Beşiktaş maçında da gayet güzel oynadı. Çok etkiliydi. Hücumda çok çok iyi işler yapıyor. Sürekli yani o bölgede sürekli golü asisti kovalayan bir oyuncu Halil. Denizli deplasmanında da Göztepe skor bulacaksa eğer Halil'le bulacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta Hayrodunovic. Ertan abi burada biraz sana kulak verdim aslında. Hani bir hafta iyi performans gösteren öbür maçta da devam ettiriyor gibi bir tezin vardı ya. Evet öyle oluyor genelde. Hayrodunovic de uzun bir aradan sonra golle buluştu geçen hafta. Yine buluşacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca zaten Kasımpaşa orta sahasındaki en yaratıcı oyuncu. Her zaman hücum organizasyonları onun üzerinden dönüyor. Babel ve Tiam sebep siz de az çok tahmin ediyorsunuz. Forvet oynayıp orta saha olan iki oyuncu her ikisi de. Bu hafta Galatasaray'da da zaten Cagne büyük ihtimalle gidiyor West Bromwich Albion'a. Babel Forvet'te oynayacak. Falcao tribündeki büyük destekçimiz, en büyük taraftarımız zaten. Tiam da aynı şekilde forvet hattında oynayacak ama orta saha. Bu sebepten dolayı aldım. Yedek orta sahamda Pelkas. Pelkas'ı zaten önceki haftalarda da bahsettim. Pelkas, Vakayeme bu isimler. Yani en kötü iki haftada bir mutlaka kadromda oluyor benim. Sakat olmasa Visca. Yine sakatlanmasa Feguli. Bu isimler yani mutlaka düzenli olarak kadroma aldığım orta oyuncular. Orta sahanın skora katkı yapan elemanları bende duruyor diyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Halil de aslında senede 3-5 kere en az alırım yani. Halil Akbunları da severim. Bu yıl Göztepe kötü olduğu için uzak duruyordum ama dediğim gibi son 3 haftada ikinci kez alacağım şu anda. Halil'i haftanın en iyi oyuncusu, bu en çok puan getiren oyuncusu oldu hafta ben de kadroda tuttum. Zaten o olmasa da almışım yani. Onu da toparlamıştım. İşte iki haftadır 110 puanın üzerine çıkıyoruz da işte ilk yüze uzağız hala. Yani özellikle o Halil'in 20 puan getirdiği hafta 140'la falan bitti zaten ilk yüz. Bayağı yüksekte bitti. Forvet hattına Isaac Tell'ini aldım. Kasımpaşa'nın yeni transferi. Koyta zaten ne oldu bilmiyorum Koyta'ya. Dönemiyor, bir türlü iyileşemiyor, kendine gelemiyor. O sebepten dolayı da Tell'in şu anda Forvet'te oynuyor. Ona güvendim ve aldım çünkü Kasımpaşa'nın dediğim gibi kazanacağını böyle 2-0 3-0 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Aboubakar hani formda bir oyuncu. Beşiktaş Trabzon maçı tabii ki Trabzon da çok çok iyi durumda ama hani Beşiktaş bence zor da olsa kazanacaktır. Penaltıları da kullanan Aboubakar olduğu için özellikle onu almak istedim. Gerçi Mensah da var ama ikisi varken hangisi kullanıyor tam emin değilim. Ama Aboubakar'ın ben gole en yakın oyuncu olduğunu düşünüyorum şeyde Beşiktaş'ta. Samat da kaptanım. İşte geçen hafta Derya'ya şey Emre'ye nasip olmayan o patlama bana nasip olacak diye düşünüyorum. Kaptan Samat'la Rize'nin üzerine gol olup yağacaktır Fenerbahçe. Bir Galatasaraylı olarak İnşallah. Bunu bekliyorum. İnşallah. Babakar'ı da kaptan yedeği yaptım. Alanya Spor 4-3 kazanarak zor da olsa Ankara Gücü karşısında. Bence hani bir şeyi bir kırdı bence. Moral olarak da kırdı. Ligin ilk yarısına da Sivas deplasmanıyla başlayıp çok çok iyi bir oyunla Sivas'ı deplasmanda yenmişlerdi. O maçtan sonra ikinci yarıya da yine o maç gibi iyi başlayacaklarını düşünerek ve Babakar'ın da Forvet'te geçen hafta da gol attığı için, son maçta da gol attığı için yine Barreiro değil Babakar oynayacaktır diye düşünüyorum. Kaptan yedeğim olarak da o yüzden Babakar'ı seçtim. Tamam, hemen Emre'ye geçiyorum. Geçtim. Tamam. Benim savunma tercihlerim genellikle Malatya üzerine oldu. Zaten Karagümrük iyi bir takım olsa da yani Malatya'da öyle bir zemin var ki yani o sahada gol olması çok zor yani. Onun için yani ya Karagümrük seçerdim ya Malatya seçerdim yani. Bana göre kısır bir maç olacak. Çünkü o sahada çok zor gol olur yani. Geçen hafta Galatasaray Malatya maçını izleyenler görmüştür herhalde zemini. Bir haftada da değişmeyeceğine göre o zemin. Ondan Malatya savunma ağırlıklı kadro kurdum. Abdülsamet'i aldım ama onu bakacağım yani. Ertaç geçen hafta sakattı. Bu hafta sakat mı değil mi onu araştıracağım yani. Ertaş da
alabilirim bütçem Yine müsait. sakat. Büyük ihtimalle yine Yani sakat. büyük ihtimalle. Karimafes'i aldım. Karimafes hem eğer Malatya gol yemezse savunma puanı alırım, hem de Karimafes'i sağ önde kullanıyor Hamza Hamzoğlu. Hücum etkisi yüksek bir, ya yani bek oyuncusu falan değil artık, sağ ön gibi oynatıyor. Ya yani o olmadığı zaman, bunda sakat olduğu zaman Zeki Yavru'yu bir ara öyle kullanıyordu sene başında. Yani Karimafes, yani gol atma veya asist yapabilme özelliği de olabilen bir oyuncu. Ondan Karimafes aldım. Ben de Kadir gibi düşünüyorum yani. Ader Jona'yı aldım. Kasımpaşa'nın kolay gol yemeyeceğini düşünüyorum. Caner zaten Fenerbahçe'de, yani gol asist Caner 25 tane kesiyor oradan, yani soldan bir kesiyor öndire doğru. Her an biri dokunsa asist yazacak. Ondan Caner Erkin'i aldım. Orta saha tercihlerimde Maxim klas bir oyuncu. Hakikaten klas bir oyuncu Maxim. Gol vuruşlu olan bir oyuncu. Bir de bildiğim kadarıyla Mirallas sakat Gaziantep'te. Mirallas sakat. Ondan Maxim veya Mirallas benim zaten orta saha Gaziantep tercihim. Eğer gol bulursa Gaziantep, Maxim'i yakın görüyorum. Bir de penaltıcı zaten. Penaltılarını Maxim kullanıyor. Galatasaray'ın da, yani bu maçın da aslında ben kısır olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da ben kafamda maçı canlandırdığımda gol atacak oyuncu Babel hariç göremiyorum yani. Feghouli de yok. Yani kim Galatasaray'da gol atabilir düşünüyorum. Yok yani. Hani çekecek Babel vuracak yine. Hani maçı büyük ihtimal Galatasaray temkinli oynayacak. Bu hafta Galatasaray'dan Gaziantep. Taylan gol atacak bu hafta Galatasaray'dan. Yani kısır bir maç olur yani. İki taraf da bence temkinli oynar. Galatasaray bence 1-0 alayım götüreyim tarzı bir oyun tercih edeceğini düşünüyorum Gaziantep deplasmanında. En yakında Babel gene gol atmaya. Pelkas zaten benim Yunan tanrım. Ben Pelkas ilk geldiği ilk imza attığı gün Kadir'e demiştim ya, yani Pelkas hem çok bu transfere mutlu oldum diye. Fenerbahçe için sezon başı transferleri arasında. Memnun, yani pişman etmedi bizi. Ligini yani ilk yarı performansına ilk üçündedir yani. Aboubakar, Pelkas. Yani aklıma gelmeyen üçüncü oyuncu varsa bilmiyorum yani. İlk ikisi bunlardır da. Yani ilk üç performans veren oyuncusundan biri. Gençlerbirliği'nden Kandeyas'ı aldım. Kandeyas benim tercih ettiğim oyunculardan biri Gençlerbirliği'nde. Gençlerbirliği çok kötü gidiyor. Ve çok kötü oynuyor. Şu an bana göre ligin en kötü oynayan takımı Gençlerbirliği. Çok da yumuşak bir savunması var. Dirençli durmuyorlar. Ama bu hafta tepki koyacaklarını düşünüyorum. Kandeyaz zaten bence Gençlerbirliği'nin en etkili oyuncusu. Yani gol asist yapma özellikleri var. Küçük Arda Turan, Kandeyaz. Ben Kandeyaz'ı tercih ettim. Forvet'te kaptanımı söyleyeyim önce. Kaptanım yine Samat'ta. İnat için aldım geçen hafta. Yani gol attı ama ya başka bir tercihte bulunsaydım ilk yüze girecektim. Ama yine Samat'ta aldım yani. Ben aslında Samat'ta ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bence Samat'ta kötü oynamıyor. Yani Kötü oynamıyor canım. Kesinlikle kötü oynamıyor. Samat'ta'nın ben kötü oynadığını düşünmüyorum. Hemen bir Fenerbahçe taraftarında böyle bir, biz fanatik Fenerbahçeliyim zaten. Yani böyle bir şımarma, hemen o gitsin, bu gelsin, bu gelsin, şu gitsin. Ya bu kadar basit bir şey değil futbol yani. Menajer oynamıyoruz yani. 3 maçta Bir de o gitsin. forvet de çok hareketli ve çok alan yaratıyor Evet. Sabah, yani herkese iş Yani yaptırıyor. şey var. Bir eksiklik var böyle yani. Hani bir gün patlasa devamı gelecek gibi oynuyor yani. Ben Samat'ta'yı kötü bulmadım yani. Sabah da girdiğinden beri kadroya tekrar Fener forvetlere Evet, Fenerbahçe aynı. gol Fenerbahçe başladı yani. Kuma Babakar aynı şekilde Sivas maçında yine Allah'ın yanı forvet olacağını ve kaliteli bir oyuncu yani Babakar. Çeker vurur, her özelliği var adamda. Sırtı dönük alır, berkaç yapar, gider, bırakır. Asist yapabilir. Hani farklı özellikleri olan bu adam zamanında hani top 10 genç forvetinden biri olarak gösteriliyordu dünyanın yani. Babakar öyle bir oyuncu. Özel yetenekleri olduğu için zamanında 20'li yaşların başında menajer oynayanlar bilir zaten. Babakar efsanelerden biridir mesela. Menajer efsanelerinden biridir zamanın. çok Ekuban, güzel anılarım var benim evet, kendisiyle ya. ben de çok Kutlu buradan. santrafor oynamışlığı var bende de yani. Ekuban bana göre değerini tam, yani herkes Ekuban'ın sence nasıl oyuncu dediğinde herkes Ekuban'ı çok iyi diye adlandırır ama bence gene de değerinin bilinmediği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Ekuban'ın. Ekuban bence çok iyi bir oyuncu.
Yani Beşiktaş-Trabzon maçında ben Trabzonspor-Beşiktaş maçının biraz gollü geçeceğini düşünüyorum ve herkesin tersine ben Trabzon daha yakın görüyorum maça. Çok beğendim ben Trabzon'u geçen haftaki maçında da dün de. Yani Berat'ı aldıktan sonra orta sahaya ön tarafı çok tehlikeli bir hal aldı yani. Ve orta sahayı da biraz oturttular Berat'la beraber. Berat da bence çok iyi bir oyuncu bu arada. Mustafa Hoca zaten bangır bangır bağırıyordu. Berat'ı biri salsın, Berat'ı biri salsın. Evet, çok iyi, Berat, çok iyi. Berat çok iyi oyuncu. Yani Trabzon önümüzdeki sene yine yani aslında Abdullah Avcı ne kadar gözünde loser bir hoca olsa da güzel bir hamle yaptı Berat'la. 2-3 tane de önümüzdeki sene güzel parçalar koyarlarsa tekrardan kafaya oynarlar yani. Ön taraftan da Janini'yi de beğeniyorum çünkü. Yani Beşiktaş savunması Janini, Ekuban, Envekame üçlüsünden yani maç sonuna kadar benim gözümde 2 gol civarı yer gibi geliyor yani. Yani çok tehlikeli bir şey. Beşiktaş'ın çünkü üstüne gelindiğinde Sergen bana biraz da Sergen önde oynamak istemesinin sebebi savunmasına fazla güvenmemesinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Çünkü Beşiktaş'ın savunmasının üstüne gidildiğinde tehlike yaratabilecek oyuncu tipleri bunlar. Zor maç geçecek. Ekuban çok yetenekli bir oyuncu benim için. Asist, gol. Aynı maçta 2 gol bir asist yapabilir yani Ekuban. Aslında kaptan yedeği o da koyabilirdim Ekuban'a ama Ozic seçtim. Yani Armin Ozic'i de beğeniyorum. Kasımpaşa'nın dediğim gibi kazanacağını düşünüyorum. Ondan Armin Ozic seçtim. Tiam zaten yedek orta saha. Pelkas, Tiam, Samat da bu üçlü bu haftalar arasında yani 4-5 hafta sürer muhtemelen bu üçlünün varyasyonları. Rakipler önlem almaya başlar zamanla ama şu ara iyi gidiyorlar yani. Özür gelene kadar onlar iş yapar ya. Aynen iyi gidiyorlar şu an. İslam Şabek Malatya'nın gol yemediğini düşündüğüm için yedek savunma oyuncum İslam Şabek. O da hücumcu bir bek. Kaleye de Muslera'yı koydum. Yani Muslera kale yani kaleci. Muslera'yı açıklamaya gerek yok ya Muslera işte. Yani biraz da şey de var bunda yani. Galatasaray gol yemezse kaleci puanını alırım. Yerse de mutsuz olmam yani. Yani. Aynen öyle. Ben de mesela biraz da göreceksin. Beşiktaş'tan oyuncular aldım. Hatta Galatasaray'dan da bir tane aldım bu sene. Biraz dediğiniz gibi ufak ufak kırıyorum şeyi. Ama Trabzon kazanırsa Trabzon'dan oyuncu almadım. Beşiktaş'tan aldıklarıma üzülmem. Sana geçelim. Evet. Ben kaleye Altay'ı aldım. Fener'in savunması son dönemlerde iyi. Yani bir son dakikalarda cıvıtmaları yapmazlarsa Rize'nin Kadıköy'de bırakabileceğini düşünmüyorum. Yani o yüzden diyecektim ama savunmayı Alanya'dan kurdum. Sivas'ın Alanya'ya gol atmasının zor olacağını düşünüyorum ama gol atsa da Alanya savunmasının hücumada katkısı olabileceğini düşünerek böyle bir tercihte yaptım. 3 tane Alanyalı'yı oraya koydum. Umarım birisi ama skora katkı yapar. Alanya golü yediği anda haftayı kapatıyorsun abi. Ya olsun artık o kadar. Yani Sivas'ı gol atabileceğini düşünmüyorum. Öyle bir şeyle girdim. Ama yine de Alanya gol yerse diye de kaleyi Altay'a koydum. Ve Denizli'nin de Göztepe'ye gol atabileceğini düşünmüyorum. O yüzden de İrfan Can, ki onu beğeniyorum bu kaleciyi. O yüzden de yedek kaleci olarak da İrfan Can'ı koydum buradan. Orta sahada Tiam çok formda ve forvet oynuyor. Ve Pelkas'la çok güzel bir uyum oluşturdular. Yani tak 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 gidiyorlar. Oradan o yüzden ne oldu Kadir diye kendini kapatıyor Kadir geliyor. Tamam. Ve skora Pelkas Tiam ikilisinin katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bu hafta Pelkas'ın gol de atacağını düşündüğüm için kaptanı Tiam bir Pelkas yaptım. Yani Pelkas'tan hem gol hem asist bekliyorum. Geçen hafta çok istedi gol atmayı. Şanssızdı da biraz. Atamadı ama hep oralarda dolaşıyor. İçeriye giriyor. Yani skoru çok zaten 5 gol 5 asisti var. Şeyde olağanüstü şeyde oynuyor. Maxim az önce Emre'nin dediği gibi benim için de Biglia, Miralmaz, Maxim benim orta sahada güvendiğim elemanlar bunlar. Ve Galatasaray'ın gol yiyeceğini düşünüyorum ben bu ayarlar. Mustera faktörüne rağmen Antalya'nın bir şekilde gol bulacağını düşünüyorum. Bu golde de yine Muhammed Demir ile Maxim en yakın elemanlar bence. Penaltı avantajı da olduğu için Maxim'i
düşündüm. Babel'in nedense ben gol atabileceğini düşünmedim. Yani evet, Galatasaray gol atacaksa Babel var ama sanki bu şartta Galatasaray gol atacaksa orta sahadan gelen desteklerle, Arda ve Taylan'dan daha çok belki Emre Kılıç'tan bekledim. Ben de Ama Arda doğuyor içime sürekli ama yani bilmiyorum. Her an değiştirebilirim. Arda, Taylan, Emre Kılıç üçlüsünden bir gol bekliyorum. Belki Belhanda da olabilir ama Taylan daha sempatik geldiği için bana Taylan'ı aldım kadroya. Sabah da dediğim gibi geçen haftadan da söyledik, işte 2 hafta peş peşe bir şeyler yapacak oyuncular kadrosundan olduğunu duyuyor. Vanzi'yi suskun tutsalar ve transfer süreci bitmeden belki bir şey de yapılacak. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de ismi geçiyor. Kendini tekrar göstermek isteyecektir diye düşünüyorum. Adem Büyük'ü de o kötü sahadaki penaltı opsiyonu için orada tuttum. Yani orada her şey olabilir diyerekten koydum. Rıdvan daimi yedeyim. Sempatik geliyor dediğim gibi. Evet, bu sefer bütçen de var ama yine Rıdvan yedek. Evet, Rıdvan sempatik geldiği için orada tuttum. Oraya şey de alabilirdim. Fener'den birisini de alayım dedim ama 4 oyuncu Evet. sınırına takılıyorum. O yüzden Aynen. almadım. Bakasetas yine hem penaltı opsiyonu hem gol opsiyonu yüksek bir oyuncu. Belki bu hafta Salih Uçan alabilirdim. Bu Kadir sana burada söylediğim bir hafta patlama yapan, ikinci hafta da patlama şey yapıyor diye. Geçen hafta en çok puan kazandıran oyuncusuydu Salih Uçan. Aynen. Ama Salih'i tanıdığım için Salih'in öyle 2 hafta pes üst üste performanslarını pek hatırlamıyorum. Yani Fener'de, Roma'da, Alanya'da da oradan güvenemedim. Eğer Beşiktaş'ta da, yani Trabzon Beşiktaş maçının ben Emre'nin aksine çok gollü geçeceğini düşünmüyorum. Yani Abdullah Avcı hep daha 3 gollü geçen maçı olmadı geldiğinden beri sanırım. Oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı. Bir Yani oldu. Konya maçı var. 3-1 biten. ne atıyor ne yiyor. Çok az şeyler gidiyor. Ama Beşiktaş atacaksa, evet, Aboubakar atarsa atar ama Larin'in de, Aboubakar'a da çok önlem alacaklarını düşünüyorum. Trabzon. Trabzonspor'un, Abdullah Avcı'nın. Belki işte Larin, Mensah, Atiba üçlüsünün daha fazla şansı olduğunu düşünüyorum. Penaltı olmazsa eğer. Ha, Aboubakar da gerçekten zor önlem alacak bir forvet. Yani Beşiktaş'a gelirken sakat diye zil takarak karşılamıştım ama oynadı. Ondan bir top gibi çıktı. Çatır çatır da oynuyor yani. Ve ligin bence X faktörü yani Beşiktaş, bahis şeyleri Fenerbahçe'yi hala favori görüyorlar. 2-10'la en düşük olan Fenerbahçe'de. Ama ben Fenerbahçeli olduğum halde şu an Özil faktörüne rağmen Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü Sergen Hoca düzgün futbol oynatıyor. A, B, C planları var. Takıma güven geldi ve gerçekten de özellikle forvette Aboubakar'ı, yani sakatlık yaşamazsa durdurmak çok zor. Yani adam ya atıyor ya da yanındakilere, sağındakilere, solundakilere alan açıyor, bir şeyler yapıyor yani. Alan açtığı zaman da Larin'di, Mensah'tı, Atiba'ydı. Herkes de bir şekilde oraya girebiliyor. O yüzden böyle bir kadro kurdum. Bakalım ne olacak? Evet, Alanya'nın gol yememesi benim için kritik. Evet. Oradan kritik. O anda risk aldım. Ama Sivas da gerçekten şey oynuyor. Yani Trabzon gibi atacağım, atmayacağım, böyle ilginç şeylerle gidiyor ki alan yanında kendi evinde şey yapmayacağını düşündüm. Abi ben Gollemeyeceğini. de genelde hep bu iki kaleci ve dört savunmacıyı Ne 2-2-2 yapıyorsun? şeklinde alırım takımlardan. İlk defa İlk yaptın. defa bir takımdan 3 oyuncu aldım. İlk defa ben böyle bir şey yaptım. Tutarsa uçarım diye düşünerek yaptım bunu. Yani, hatta bir ara kaleciyi de Alanya'dan alsam mı diye düşündüm, vazgeçtim. O kadar da risk almayayım dedim. Öyle bir şey yaptım. Umarım tutar. Toparlarız. İnşallah. Bakalım ne olacak.
maçlar yarın başlıyor. Pazartesi bitiyor değil mi? Aynen. Evet. Eğer şey olmazsa salı günü bir programı da çekelim. Hemen değerlendirmesini de yapalım. Olur. Tamam. Oldu o zaman. Veda ediyorum şimdilik. Hepinize görüşmek üzere. Görüşmek üzere.